Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz dependency inversion, yani tersine bağımlılık. Şimdi örnek olarak şunu kapatayım. Örnek olarak iki tane örnek yapmaya çalıştım. Interface ile mesela bir tane hesaplama metodu ekledim ve bunu referans alan bireysel krediler ve taşıt kredilerini aldım. Burada şöyle söyleyeyim. Kredilerdeki metodu mesela burada hangi kredi kullanacaksak ona göre hesaplamasını yapıp dışarıya programa çıktı veriyoruz. Diğer bir örneğimiz ise tüzel müşteriler ve bireysel müşteriler olarak iki tane müşteri oluşturdum. Customer Manager, evet. Şurada individual customer'ı göremedim de. Şöyle F12 ile bir gideyim. Hemen şurada corporate'in içinde yapmışız bu müşteriyi. Şunu şöyle direkt dışarıya alalım. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Şunu quick entry factoring desek. Evet. Multi-type. Aynen. Yeni bir class olarak şuraya taşımış olduk. Şimdi programı bir çalıştıralım bakalım. Yani burada aslında anlatmak istediğim şöyle F11'e devam ediyorum. F11 yapınca kayıt duruyor. Şöyle geldiğim gibi Constructor'dan tüzel müşteriyi oluşturdum. Daha sonra tüzel müşteriye ait iki tane parametreyi dolduruyorum. Property'yi dolduruyorum. Customer tipi ortak müşteri de base class'ta olduğu için onu da dolduruyorum ki farkı görelim. Şuraya geldiğimizde baktığımızda kalıtım ikisine de veriyor. Customer class'ı. Yani base'de iki tane property var. Bu base'i referans alan tüzel müşteri ve bireysel müşteri de ise kendilerine has özellikler var. Ve bunu Customer Manager'da hangi müşteri tipine göre işlem yapılacaksa ona göre karar verip işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Şu an şuraya girip baktığımızda customer tipimiz var, firmamız var, ID'miz var ve vergi numaramız var. Şimdi F11 ile devam ediyorum. Sisteme kaydettik. Şimdi bir de bireysel müşteriler için bunu da Constructor'ına uğradık. Test bireyi dedim adına ve TC kimlik numarasını söyledim. 11 karakter. Customer tipi 3 dedim. Yani salladım bunu. Ve bunu da kaydedelim. Gördüğümüz gibi vergi numarası yok. Sadece TC kimlik numarası, customer tipi, ID'si ve adı. Firm name de yok aynı zamanda. Yani burada tersine bağımlılığı göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer bir konu ise aslında interface'lerle de hangi programı ve hangi projeyi neye göre ihtiyacımız varsa ona göre geliştirirken kalıtımla mı ya da interface'le mi referans vereceğiz onları o anki yapılacak işe göre karar verilmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, krediler örneğini birazcık revize edip şöyle bir interface ile bir iCredit dedik. Şöyle bir tane de iCredit, yani kredi hesaplayan bir interface koyduk. Ve bu kredi hesaplamada iCredit interface ile hangi kredi başvuruları geleceğine gelecek olanlara referans verdik. Yani şöyle araç kredisinde iCredit,
Amaç burada araç kredisinin bu klası referans interfeys aracılığıyla referans tutabilmek. Ve şurada bireysel kredi için de aynı şekilde referansımızı verdik. Daha sonra da Credit Manager'a burada interface ile imzaladığımız metodu veriyoruz, implemente ediyoruz. iCredit ile de hem taşıt kredisini hem bireysel kredisini referansını tutarak bağımlı olmayı, yani sıkı bağımlılığı azaltıyoruz. Şimdi hemen burada programda bir deneyelim console application'da. Şuradakini breakpoint'i geçiyorum. Direkt. Evet, F11 ile devam ediyorum. Kredi manager'ımızı oluşturduk. Kredi manager'ımızı hesaplamak için ben taşıt kredisi gönderdim. Direkt taşıt kredisinin constructor'ına geldi. Çünkü iCredit ile ortak noktadan birbirini referans ediyor. Yani tersine bağımlılık oluşturuyoruz aslında. Yani hem taşıt kredisine hem bireysel krediye referans vererek kullanacağımız projede console application olsun ya da içeride başka servislerde referans verdiğimiz yerlerde newlediğimiz hangi krediyi newliyorsak, hangisinin instance'ını oluşturuyorsak o kredi çalışacak. Ama diğer tarafta sürekli sıkı bağımlılık oluşturmamak için bunu interface'te ortak noktaya besliyoruz ve o interface'i metoda vererek manager kısmında nasıl söylesem sıkı bağımlılığı azaltıyoruz. Şimdi örnekte daha rahat anlayacağız. F11 ile devam ediyorum. Burada gördüğünüz gibi kredi manager'ını aslında şurada calculator yani hesaplama metoduna geldiğimizde şurada vehicle manager virgül bireysel bireysel kredi, taşıt kredisi yan yana virgül vere vere gidebilirdik. Fakat bu ne olacak? İleride daha farklı krediler geldiğinde sürekli koda müdahale etmemiz gerekecek. Yani en ufak değişikliklerde sürekli kodun hata vermesine sebebiyet verecek. Dolayısıyla aradaki bağımlılığı azaltmak için interfacelerle referans verdiği class'ları tutarak ihtiyacımızda hangi kredilerin hesaplanması gerekiyorsa o anda onları gönderip onların referansıyla o class'lara gidip hesaplamasını sağlıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir hesaplamaya geldiğimizde baktığınız gibi dependency şu solution ismi yani library'nin ismi şurası. Solution ismi bir üstü. Şimdi nerede kalmıştık? Yani solution ismi ve projenin ismi. Solution ismi solid prensip. Library'nin ismi ise dependency inversion principle. Fazla burayı karıştırmayayım. Konu amacından sapmasın. Şu şekilde gördüğümüz gibi araç kredisi geldi. Ve burada kredi hesaplamamızı yapıp geri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani manager'ın instance'ını oluşturuyoruz. Burada hangi krediye ihtiyacımız varsa onu gönderip iç tarafta da hesaplanmasını sağlıyoruz. Şu şekilde geçtiğimizde gördüğümüz gibi. Kısaca tersine bağımlılık bu şekilde arkadaşlar. Teşekkürler.